3 yaşında anneyi kaybediyorsun, 13 yaşında babayı kaybediyorsun. Vatan millet aşkına çalışmak, çalışmak, çalışmak. Türkiye'yi 24 saatte terk ettim. Yeni bir sayfa. Yüreğime iğne batırdın, kalbime iğne batırdın derler ya. Tam iğnenin battığı yer burası zaten. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, kıymetli dostlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum iyisinizdir. Biz bugün evimizin bahçesindeyiz. Evimizin bahçesindeyiz ama biz şimdi Dursun abiyle bir ufak gezintiye çıkacağız. Daha doğrusu gezintiye çıktık geldik. Şimdi biraz size söyleşi. O görüntüleri sunacağız. Çok farklı ve renkli bir hayatı var Dursun abinin. Bu da röportaj serimize ikinci röportaj size olarak gelen. Size uçlarımda duruyorum denize yetişmek için. Ben de eğilip duruyorum şu anda. Evet, röportajımıza başlayalım. Çalışmak, 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 vatanına, milletine, insanlığa duygulu, iyi bir birey olmaktan geçiyor diye düşünüyoruz. Dursun abi, seni biz tanıyoruz, tanıdık. Ufak da bir hikayeni aslında dinledik. Buna tam olarak bir başarı hikayesi diyebiliriz. Abi, ufak bir kendini tanıtır mısın? Önce sorulara başlamadan önce bir kendini tanıtmanı rica ederim. Efendim, ben Dursun Kartal. 1953 Düzce 9 Değirmen Köyü. Cumayeli Düzce 9 Değirmen Köyü doğumluyum. 3 yaşımda babalarımız Sakarya'ya, Söğütlü Yeniköy'e göç etmişler. Burada Sakarya'da büyüdük. Hayat hikayemiz buraya kadar böyle. Böyle başlayalım. Abi, istiyorsan biraz böyle ufak yaşlardan başlayalım. Öykünü anlamak için o ufak yaşları biraz bence anlamak gerekiyor. İnşallah ağlatmazsın beni. Ufak yaşlarım biraz daha acılı. Çünkü dedim ya, 3 yaşında buraya gelmişiz. Ben 2 sene sonra 5 yaşındayken annem bir doğum şeyinde annemi kaybetmişim. Annemi çok az hatırlıyorum. Yani resmi falan da yok zaten. Resmini de bilmiyorum. Onun için dedim yani ağlamayayım diye. Evet. Zamanlarda. Tabii annem olunca 5 kardeş kalmışız. En küçüğümüz 3 aylık. En büyüğümüz 15 yaşında veya 12 yaşında, bilmiyoruz. Sonra babam ondan sonra 2 sefer evlilik yapmış. Tabii gelen kadın köyde de olduğu için bizimle uğraşmamış. Ben çocukken babam öküz arabasına mısır doldururdu. Pancar mısır her neyse. Bu bayırı çıkarken tabii hayvanlar zorlanıyor. Bir elinden arabayı itiyordu. Bir elinden de hayvanın sırtını okşuyordu. Hadi oğlum, Allah size Hazreti Ali kuvveti versin diye. Zaten kendisi zor nefes alıyordu. Astım hastalığı vardı. Ama yine de arabayı itmeye uğraşıyordu. Ben de çocuktum o zaman. Zannettim ki Hazreti Ali bir peygamber yani. Tövbe aşağı, Allah gibi bir şey herhalde de babam öyle dua ediyor. Ne zamanki okula başladık, biraz bir şeyler öğrendik. Ondan sonra öğrendim ki Hazreti Ali peygamber değil. İşim bu, mağara bayırı derler buraya, hiç unutmam. 13 yaşında babamı kaybettim. O zaman tamamen yalnız kaldın abi. Tamamen yalnız kaldık. Bir kardeşimi dayılarım aldı götürdü. Benim annem ordulu, babam iki evliymiş. Biz kaldık. Yani işte küflü ekmekle veya komşunun getirdiği bir tas çorbayla büyüdük. Aslında zor bir başlangıç abi. Yani çok zor. Baktığın zaman çoğu şanslı diyeceğim. Şanslı insan gibi böyle bir gol önde, iki gol önde başlamıyorsun. Aslında 2-3 gol yiyip hayata öyle başlıyorsun, evet, biraz. Evet. Buna 5 golde, 10 golde yani. Çünkü 3 yaşında anneyi kaybediyorsun, 13 yaşında babayı kaybediyorsun ve öküz, araba, tarla hepsi var. Fakat yapacak insan yok. En büyük benim. Ben de 13 yaşındayım yani. Bir de tabii en büyük olmak sana ayrı bir herhalde tabii. Kendinde öyle bir sorumluluk tabii. En büyük şey yanım yani zayıf yanlarından biri o. Yani geride bir kardeşini almış götürmüşler. İki kardeşin seninle beraber, işte ablam evlenmiş. Bakıyorsun işte ya o ya geliyor ya gelemiyor, çarşıda duruyor veya gelmiyor.
teferruatına girmek istemiyorum. Ama tabii öyle zor bir yaşam yok yani. Yumurta pişirecek tavuğa bakamıyorsun. Tavuğun yok ki yumurta pişiresin yani. Veyahut da bir yumurtayı bakkala götürüp de oradan işte tuz alacaksın, şeker alacaksın, bisküvit alacaksın. Ancak tavuktan bir yumurta bekliyorsun, tavuk yumurtlasın. Bir yumurta alayım bakkala gidelim. Bizim köyümüzün de %50'si öyleydi. Peki Dursun abi, 13 yaşından sonra işler nasıl devam etti? 13 yaşından sonra 12 yaşında okulu bitirdim. İlkokulda başarılı bir öğrenciydim herhalde. Ondan sonra işte sağda solda mavinlik yaparken, otobüslerde, minibüslerde mavinlik yaparken askere gittik. Askere gitmeden evlendirdiler bizi. Ama bu çocuktan kurtulalım yani, şunu evlendirelim. Bundan kurtulalım. Biz de rahat edelim. O da başının çaresine baksın der gibi bir evlilik yaptım 16-17 yaşında. Biraz daha eskiler abi öyle düşünüyormuş. Herhalde belki hani evlendirelim, evet, bir aile düzeni olsun. Evet, evet. Hayatını kurtarsın diye düşündüler. Yani işte cahillik dönemi mi desek ne desek bilmiyorum ona. Cahillik demek de Türk milletine cahil demek de benim işime gelmiyor öyle şeyleri söylemek. Ama öyle düşünmüş akrabalarımız, amcalarımız, dayılarımız. Ya aman şunu evlendirelim de işte nerede olduğu belli olsun, kimde olduğu belli olsun. Bulmuşlar. Ben hanımı hiç görmeden evlendim. Affedersiniz, duanı açtıktan sonra gördüm hanımı. Yüzünü o zaman gördüm. Ama 2-3 akşam öncesi de rüyamda gördüm. Bir duanı açtım, bir de baktım. Rüyamda gördüğüm kadın çıktı karşıma. Yani öyle bir zor dönemlerden geçtik. Askerden geldikten sonra Ankara'da gizli istihbarat, eski Gülhane Hastanesi'nin altında muhabere merkezi vardı. Orada bana çok yardımcı oldular. Orada bir okul bitirdim sanki. Ondan sonra askerden gelince de bir eşin dostun sayesinde postaneye girdik, taşıyıcı memur olarak. O benim ufkumu açtı. İlk iş değil mi? İlk abi? İşim. Daha doğrusu daha önceden bir sürü iş yapıyorsun. Hani ama hiç yani resmi değil işte ama... mavinlik yapıyorsun, işte çapa yapıyorsun 2,5 liraya. Beylikkışla diye bir köy var bizim, Çerkez köyü. Oraya 2,5 liraya pancar kazmaya giderdik yani. O dönemleri geçtik. Ama şimdi böyle bu zorlu dönemlerden çıkıp da birden bir devlet memuru, taşıyıcı sıfatında tabii. Devlet memuru olmak beni biraz şımarttı yani, havalara zıplat. Biraz lüks oldu değil mi o tabii zaman? Tabii çok. Lüks biraz yaşamaya başladın. Çok lüks oldu yani, takım elbise almaya başladım efendim. Yani ayakkabı almaya başladım. İlk aylığım, memur statüsünde olanlara ilk aylığını 2 aylık birden veriyorlardı. Hı hı. Bana 2 aylık birden 2000 küsür, o zaman 75'te başladım. 2000 küsür lira bir para verdiler. Tam rakamı hatırlamıyorum. Ki göklere uçtum yani. O zamanki dönemde bir ev tuttum. Hatta televizyonda halı reklamları oluyordu. Perde reklamları. Onlarla döşedim evi. Çok güzel bir paraydı o zamanlar. Peki abi, bu döneme kadar böyle hayatına dokunan bir insan oldu mu? Hani belki bu kararı vermekte ya da seni PTT'ye yönlendirmekte. Yani şimdi bir baba ve anne eksiği var ya abi, ailede bir şekilde evlendirip... Olmadı maalesef. Maalesef olmadı. Ailemden bana dayılarım, amcalarım, hepsinin varlığı hali vakti yerindeydi. Ama hiçbirinden bana bir fayda olmadı. Ama ben sadece, ayakta durmak zorundayım. Sırtımı bir yere dayamak, hiç arkamda kimse olmadığı için sırtımı bir yere dayamak zorundayım. Bir de kardeşlerim var. Tabii. Bir şekilde yol açmam gerekiyor. Yani sırtımı iyi sağlam bir yere dayamam lazımdı. O da neydi? Bir devlet kapısıydı ya. En büyük sırtını dayadığım orasıydı. İşte hastanelerdi, diğer devlet daireleri. Böyle bir dönemde taşıyıcı olarak PTT'ye taşıyıcı memur olarak başladım. Bu hayatındaki o zaman abi iyi yöndeki ilk değişim oldu. İlk yani hayatımda ilk dönüm noktası, hani ne derler ona, keskin virajı döndüğüm orası oldu. Yukarı doğru çıkmaya başladın ya, evet. Oldu aslında abi. Ondan sonra ufkum açıldı. Allah bana bir
tabii ki insanın kendini yetiştirebilmesi çok önemli. Ben hep hedef koydum. Yani arkadaşıma soruyorum, İbrahim sen hangi okulu bitirdin? Diyor ki işte ben ortayı bitirdim, lise 2'den ayrıldım. Ama benden 300-400 TL fazla para alıyor, aynı işi yapıyoruz. Neden bu bitirdi, ben bitiremiyorum? O zaman çocukluğumda imkanlarımız yoktu işte, babamın imkanı yoktu. İşte büyüklerim Dursun'u okutalım, benim sesim güzel olduğu için Dursun'u okutalım filan demişler. Babam demiş ki yok canım, o giderse ben ne yapacağım? Sabanın bir ucundan o tutuyor demiş. Hı hı. Öyle bir deyim vardı. Yani öyle bir başlangıcımızdan kendime bir hedef koydum. Sonra hükümetimiz, o tarihki hükümetimiz Sakarya Ali Dilmen Ortaokulu Lisesi'nde gece okulu düzenlediler. Oradan başladık. Oraya kayıt olduk. Gece lisesine başladık. 2 sene de ortaokulu bitiriyorsun. 2 sene okuyorsun ortaokulu. Ondan sonra imtihan oluyorsun. Tamam, sen 3. sınıf okumana gerek yok diyorlar. Liseye geçiyorsun. Öyle 4 sene de öyle devam etti. Ondan sonra gittik yurt dışına. Ama bir daha yıkım, bir daha yurt dışı. Çok önemli abi o zaman. Sen vaktinde maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığın okulu, evet, elin aslında ilk maddi imkan geçtiği zaman kendi başına dışarıdan okuyup, evet, bitirdin. Evet, evet. Bu çok önemli, evet, bir nokta çünkü, evet, abi. Evet. Büyük ihtimalle okulu bitirmeseydin abi şu anda bu konumda olamayacaktın diye düşünüyorum. Yani yolda yani, ilerlemeyecekti. Şimdi bana birisi sorsa ya işte, hayır kardeşim, ne olursa olsun, eğer ki bir genç, bir birey, bir Türk vatandaşı, bir Türk genci, bir Türk çocuğu, annesi babası her neyse, erkeği kadını, eğer ki bir enstrüman çalamıyor ise, eğer ki liseye kadar okuyamadıysa, benim yanlış için vardır. Muhakkak. Çok büyük, hatta çok büyük bir yanlış vardır. Çok büyük yanlıştır. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Yani oku kardeşim. Yani zor şartlarda da olsa, zor şartlarda okuyan çok vatandaşımız var bizim. Güneydoğu'da, batıda, güneyde, kuzeyde, her yerde. Dünyanın her yerinde var. Ben dünyayı gezdim. Dünyanın her yerinde var. Onun için en az liseye kadar okumadıysa boş demek istiyorum. Nacizane. Sohbetimize devam edelim ama önce neredeyiz? Şimdi sen bizi de çok güzel, evet, dolaştırıyorsun. Çok güzel. Abi. O çok güzel yani. Şimdi biz neredeyiz? Biz Sakarya Söğütlü Mağara Köyü'nün mağarasındayız. Yani Mağara Köyü'nün ismini aldığı bir mağaradayız. İşte mağarada burası. Suyumuzu görüyorsun. Çıkır çıkır. Biraz yukarıdan taşlar düşmüş. Ağzı kapanmış gibi. Buradan şıldır şıldır su akıyordu. Tabii bizim çocukluğumuz, ben komşu köy, Yeniköy'denim ama burası da benim köyüm gibi. Hanım da buralı olduğu için ben kendimi buralı zannediyorum. Onun için sizi ilk defa buraya getirdim. Demin zaten köyden geçerken herkes enişte diye sesledi, evet, abi. Sağ olsun, Mağara Köyü'nü ben seviyorum. Tabii ki insan seviyorum demekle olmuyor. Bir kişiyi sevilmen için sevmen gerek. Eğer sevmiyorsan sevilemezsin. Ben de mağarayı seviyorum. İnsanlarını seviyorum. Mağara da beni seviyor. Abi ne güzel, maşallah diyelim. Hiçbir şeyi sevemezsin abi. Hiçbir şeyi sevemezsin. Hemen arkamız kayınvalidenin evi. Kayınvalidenin evi. Kayınvalide anlatırdı. Hanımlar bu. Çimende oturuyorlarmış burada. Akşamları akşam sohbeti yapıp çay kahve içiyorlarmış. Bu dağların arkası Hendek. Dağ arkası E5'ten sonra yeni yapılan otobanla E5. Ondan sonra yeni yapılan otoban. Ondan sonrası Kerem Ali Dağı. Ha, direkt Akyaz'ın oraya geliyor yani tabii, abi. Tabii. Akyaz'ın bizim eski oturduğumuz yer.
böyle geliyor. Bu Keremali Dağı benim bildiğim kadarıyla pek coğrafyayı da iyi bilmeyebilirim. Ali Fuat Paşa'dan, Geyve'den, Taraklı'dan devam ediyor. Göynük falan böyle Akyaz'ın üstünden gidiyor. Böyle burada. Sanki bu coğrafyada bir şey var. Orta böyle düzlük, tüm çevresi evet. Surlarla çevrilmiş gibi. Sur gibi, bir tava gibi düşünün. Bir girişi var. Bir girişinden sonra işte Sapanca Gölü, efendim Körfez girişinden sonra buraları bir tava şeklinde düşünebilirsiniz. Evet. Sürgülerimiz gidiyor. Dağılıyor, yıkılıyor. Görüyorsun buralar gümbür gümbür bir yerdi. Bir sülalenin eviydi. Böyle dağılıyor. Burası da Kayınpeder'in doğduğu hanımın, benim dünyalar iyisi hanımın doğduğu yer burası da. Bu ev hala aynı ev duruyor. Çok ekmekler yedik bu bahçede. Kayınpederim de kızmasın. Onun için burayı da çektim. Şimdi der ki kayınvalideni çektim, beni çekmedin der. Kızar bana yoksa. Kapısı. Bu köprüden geçtiğin zaman yarım saat sonra Hendek'tesin. Köy yollarından gidiyorsun. Önceleri burada bu köprü yoktu. İnsanlar, kayıkçı Rasim amca vardı. Allah rahmet eylesin. Onunla 1 lira karşılığında kayıkla karşıya geçiriyordu insanları. Öyle gidip geliyordu insanlar. Evet Dursun abi, bugün ATV ile dolaşıyoruz. Özellikle bu ATV'ne hayranım. Yani bunu nereden gördün, ne zaman aldın, nasıl istedin, biraz o konuda bilgi verirsen sevinirim. Valla 3 seneden beri kullanıyorum ATV. Merak ettim doğayı, bayırı, çamuru, dikeni seviyorum. Doğayı seviyorum, onun için bundan almaya karar verdim, aldım. İyi de yapmışım. Bu abi traktörün girdiği her yere, hatta giremediği yerlere de giriyor anladığım kadarıyla. Çünkü bayağı dolaştırdın beni de. Evet, traktörün giremediği, çıkamadığı yerden çıkar. Örneğin deminki çıktığımız yerden oradan traktör çıkamaz. Dört çeker de olsa çıkamaz yani. Abi böyle çok güzel oyuncakların var aslında. Böyle yetişkin oyuncaklar. İşte traktör var. Evet. Ne bileyim ATV var. İşte her türlü. Evet. Burada iş yapabilmek için alet edevat var. Hepsi var. Hepsi var. Allah isteyene hepsini veriyor. Şimdi birazdan hikayeye devam edeceğiz zaten. Buraya doğru geleceğiz. Abi şöyle bir şey sorayım. Burada kaç dönüm arazi var? 30, 50, 60, 65, 70 dönüm arazim var. Yani abi hani burada tekrar şimdi onu demeden geçemeyeceğim. Birazdan hikayeyi tam olarak senden dinleyeceğiz ama yani anne babayı çok ufak yaşta kaybedip aile tarafından yine çok ufak yaşta evlendirilmiş bir kişi, bir hani Türk vatandaşı, hep hani o Türklükle de çok gurur duyuyorsun çünkü abi. Makar, bir makar. Türk çalışkanlığıyla azmedip bu kadar şey sahibi olabiliyor. Aynen. Diyebiliriz. Aynen. Onun hikayesini anlatsam herhalde izleyicilerimiz de oturur kendi başına ağlar diye düşünüyorum. Abi şimdi burada şans yok benim bildiğim kadarıyla. Hayır. Çalışmak. Evet efendim. Azmetmek, çalışmak, evet. Biriktirmek ve boşa para harcamamak. Evet, evet efendim. Müsrüften kaçınmak. Yani lüzumsuz şeylere harcama yapmamak. İyi düşünmek, iyi olmak. Vatan millet için, vatan millet aşkına çalışmak. Tabii şunu da yapabilirdin abi. Şimdi tam hikayeyi ben söylemeden yurt dışında da kalabilirdin ama orada kalmak yerine sen tekrar topraklarına, köyüne gelip oradaki birikimini de gelip burada ülkene, vatanına tekrar faydalı olabilmek için harcamak olarak karar aldın ve böyle ilerledin hayatında.
Evet, çok güzel, çok güzel bir şey, şeye neye derler, düğmeye bastın. Şimdi ben Avrupa'da bir tek hayalim vardı, vatanıma dönebilmek. Çünkü Avrupa'ya ağlaya ağlaya gittim, kovuldum da gittim Türkiye'den, ağlaya ağlaya gittim. Ağlaya ağlaya gittiğim yerden güle güle gelmek istedim ve Allah bana o imkanları verdi. Çalışmam sayesinde, azmim sayesinde, dürüstlüğüm sayesinde, doğruluğum sayesinde ve bunlara kavuştum. Evet Dursun abi, güzel dolaştık bugün. Sohbetimizde birkaç böyle farklı yerde yapıyoruz. Şu an aslında benim geçen gün odun sırladığım, fındık odunlarını vermiştim bana sağ olsun. Buzadığım. O bahçedeyiz. Evet. Burası ne kadar bir bahçe abi? Burası bu fındık bahçesi babadan kalma 20 dönüm. 20 bin metrekare. Bir de yan taraf vardı abi. Yan tarafı sonradan 40 senelik emeğimle aldığım ihaleyle, zorlu bir ihaleyle aldığım bir arazi. Abi şimdi en son sohbetimizde şeyde kalmıştık. Postada taşıyıcı memur olarak çalışıyordun ve ondan sonra ne oldu? Ondan sonra işte... okulu bitirdin tekrar. Okulu gece lisesini imtihanlarla verdikten sonra yurt dışına gitmek mecburiyetinde kaldım. Memuriyeti izine ayrılıp bırakıp gitmek mecburiyetinde kaldım. 24 saatte Türkiye Cumhuriyeti'ni terk ettim. Orada o zaman orada da bir hikaye var abi sanki. Orada da bir hikaye var. Hikayeyi nasıl desem... belki biz şımardık, belki de fakirlikle büyüdüğümüz, ezilerek büyüdüğümüz için vatan millet hasreti öyle bir işte yani solcu sağcı olayları filan karıştı. O zaman mecbur kaldık yurt dışına gitmeye, istifa etmeye. Çocuklarımı, hanımımı götürdüm, babasına bıraktım. Çocuklarımı da aldım, ablalarıma bıraktım. Türkiye'yi 24 saatte terk ettim. Yeni bir sayfa açılmış oldu. Tamamen sıfırdan başladım. Hayatımın ikinci sıfırıdır o. Zaten sıfırdım. Postaneye girdik. Bir artı oldu. Tam bir şeyler güzelleşirken tekrar sıfırlamak zorunda kaldık. Ve sıfırladık. Kapıları kilitledik. Aldık çantamızı sırtımıza. Almanya'ya gittik. Yurt dışına gittik. Peki abi Almanya'da nereye gittik? Ne yaptık? Yani Almanya'ya birisi var mıydı abi yani giderken? Yoksa hiç. Körebe Almanya'ya gideceğim dediniz Körebe. Hiç kimse yoktu. Yalnız bir tanıdığım bir hanımefendi vardı. Onun beyini falan tanıyordum. Uzaktan da akrabamızdı. Onun yanına gittim. İlk önce Köln'e gittim. Köln'de 3 gün misafir kaldım. Yine bir dostumun yanında. Ondan işte Hamburg'a geldik. Hamburg'da zorlu bir hayat, çamurlu, çoraklı, bayırlı, dikenli bir hayata başladık. Peki abi ilk iş hayatı nasıl başladı Hamburg'da, değil mi? Evet. Hamburg'da kaldık. İlk nasıl bir iş bulundu? Çünkü zor bir şey abi. Düşünsene, vatanını bırakıp gidiyorsun, kimseyi tanımıyorsun, dilini bilmiyorsun. Evet. Onları ya herhalde tamamını anlatamam sana ya. Yoksa hüngür hüngür ağlarım. Gittik tabii 10 bin euro karşılığında bir hanımefendiyle. Ölmedi herhalde, yaşıyor. Allah razı olsun diyeyim yine de. Anlaşmalı bir evlilik yaptık. Buradan Deniz Köyü'nden bir yörük tanıdıklarımın sayesinde. Onlar buldular. Dediler Dursun kardeşimizin durumu böyle böyledir. Sen nasılsa bekarsın. Bundan anlaşmalı 10 bin lira verelim sana. Evlilik yap dediler. Ben de öyle 10 bin mark karşılığında evlilik yaptım. Ondan sonra bana bir saat kaçak çalışıyordum. İşverenden birisi, ya o da Türk bir vatandaştı, İzmirliydi, öldü Allah rahmet eylesin, Osman Kaysal. Kardeşimiz dedi ki ya oradaki sekreter hanıma, ya bu sigortalı olsun, bunun sigortası falan yok yani yarın oturum alması için. Fazla bir şey yapamayız dedi. 15 dakika fazla iş müsaadesi veririz dedi. 1 saat 15 dakika iş müsaadesiyle işe başladım ve 3 sene çalıştım. Bir işim burada, öbür işim
15-20 kilometre ileride 3 tane tramvay değiştiriyorum. Yoğun tempo çalışmaya başladık abi. Ama nasıl? Sabah 6, akşam 6. Bilemedin 10. Yani çok çalışmadan olmuyor zaten abi. Yok, başaramazsın şeyden... yoksa. Yani Almanya'da yani paran yok. Bir sentin eksikse ekmek alamazsın yani. Alman sana ekmek vermez. Çok sevdiğim bir söz vardır abi. Ucuza güzeli sadece reklamlarda olur derler. Çok da güzel. Ağzın bal yiyorsun. Geri kalan hiçbir şey çalışmadan olmuyor. Çalışarak, azmederek. Evet. Benim de hayatta hep tecrübe ettiğim şey yok. Evet. Kolaydan hiçbir şeye sahip olamadım. Hiçbir şey. Yani ekmeği yumuşacık yaptığın ekmeği bile çiğnemeden yutamazsın. Yutarsan tadını almazsın zaten. O zorluk da biraz hayatın aslında. Yani. Şu anda da abi herhalde aldığın keyfi ve tadı eski yaşadığın biraz zorluklar veriyor gibi. Aynen. Yani. Tuzu biberi onlardı. Ben 7 tane düğün yaptım Almanya'da. 7 tane düğün demek yani en ufak hesaptan yapıyorum. 20'şer bin eurodan hesabını siz yapın. Şimdi 7 tane düğün yaptım derken abi o zaman çocuklar, torunlar var. Kaç çocuk var abi? Şimdi ben çalışmaya başladım. 3 sene sonra çocuklarımı topladım, hepsini götürdüm Almanya'ya. Ama başlarında anne yok. Kızlarım küçük o zaman. En büyük oğlum benim, Mehmet en büyükleri olan bir oğlum var zaten. Çocukları götürdüm ama anne yok başlarında. Bir hanımefendiyle evlilik yaptık. Mecburen bazı şeylere mecbur kalıyorsun. Evlilik yaptık. Onunla biraz geçindik. Ondan sonra olmadı. Benim çocuklarıma anne gibi davranmadı. O da biraz da benden kaynaklandı. Ben ona demiştim ilk tanıştığımızda, tanıştırdılar bizi. Dedim ki ben hanım falan istemiyorum. Bana çocuklarıma anne lazım dedim. O da onun zoruna gitmiş. O zaman bir şey demedi ama evlenip birkaç sene sonra dedi ki sen zaten beni eş olarak almadın, çocuklarına hizmetçi aldın dedi. Öylelikle ayrıldık. Kadınlar unutmuyor abi hiçbir zaman. Kadınlar unutmuyor. Yani çok affedersiniz sözüm meclisten sonra kimse alınmasın. Kadınları ben bazı cins başlıca canlılara benzetirim. Hayatta unutmazlar. Hayatta abi. İsimlerini yani. Vermiyorum o canlıların ama hanımlar hayatta unutmazlar. Ve vakti geldiği zaman kullanırlar. Yarın en ufak bir şeyde sen bana yıllar önce bunu demişsin. Sen dediğini bile unutmuşsundur. Tabii şimdi hanımlar da yok. Gayet rahat kolay konuşuyoruz abi. Belki onlar olsa bu evet, kadar. Evet. Söyleyemeyeceğim. Evet, 4'te kalkıyorum. Akşam 4'e 5'e kadar 6'ya kadar çalışıyorum. Çocuklar ufak. Türkiye'den gelmişler. Bir odanın içinde okula gidiyorlar, eve geliyorlar. Yemeği, ekmeği falan. Bir adaptasyon süreci. Tabii. Onlar da bilmedikleri bir şehre, bilmedikleri bir dine geliyor. Şimdi aceleyle yapılan işe nasıl da güzel bir atasözü vardı. Bir hanım bulduk. Acele o da şansımıza. Acele işe şeytan karışır abi. O da şansımıza böyle oldu. Ayrıldık. Peki abi iş nerede böyle senin için tekrar artı hanesine yazılmaya başladı? Benim için o dönüm iş, noktası neresiydi? Dönüm noktası 1980'lerin sonu. 90'lara girerken evet. Tekrar hayat güzelleşmeye hayat başladı. Hayat güzelleşmeye başladı. Çünkü neden? Yine benim daha önce de söylediğim gibi sırtımı bir daha da dayanmam lazımdı. Bir kuvvetli birine dayamam lazımdı. Kuvvetli biri derken devlete dayamam lazımdı. Yurt dışına gitti, Almanya'ya gittiğim zaman da orada da bir devlet işine girmek bütün arzum oydu. Yaşadığım yerde Almanya olunca Alman devletine dayamam gerekiyordu. İlla bir devlet işi olsun diye heves ettim. Yaptığımız müracaatlardan nitekim Hamburg Belediyesi'ne girdik. Darül Acize'ye. Yine Türklükle ilgili bir şey ama değil mi? Hayır. Darül Acize. Hayır. Darül Acize Türkçe ismi. Ama Almanca ismi Altesheim. Ha ben Darülacize deyince sanki evet. Hani buradaki Darülacize'nin evet. Devamı yani, gibi. Yani şimdi Darülacize'nin Almancası Altesheim. Hı hı. Yani Altef'in oranın evet. Yaşlılar evine. Oranın yaşlılar evine girdim. Oradan beni ilticacılar Almancam pek yetersiz olduğu için beni ilticacılar hayımına verdiler. Yani en düşük yere. Yani hı.
kimsesizlerin geldiği bir yere verdiler. Orada 7 sene çalıştım. Afrikalılarla, Polonyalı, işte Türk, o zaman ticaret çok oluyor 90'lı yıllarda. Ruslar, Polonyalılar falan. Onlarla beraber 7 sene onların evlerinin bakımını yaptım. Bakımını yaptım derken işte bahçesini temizledim. Buzdolabı lazımsa buzdolabı verdim. Camı kırıldıysa tamir ettim. Efendim yeni geldiyse yatak verdim, oda gösterdim falan. Bir sürü hayata dokundun aslında abi. Bir sürü insanla orada, tanıştın. Orada ben o 7 senede herhalde 5 tane üniversite bitirdim. Mesela bir Afrikalının oğlu öldüğü zaman dans ederek, ağlayarak dans ettiğini, şakır şakır deyim yerindeyse, davul zurna inen bizim burada oynuyoruz ya, hı hı, aynı öyle oynadığını gördüm mesela. Farklı kültürler. Evet. Farklı orada insanlar. Eroinden ölen birini gördüm. Bir İranlı vatandaşın eroinden ölündüğünü gördüm. Falan. Orada çok büyük tecrübeler edindim o 7 sene zarfında. Orada çalıştım. Orada da hanımı, şimdiki hanımımı tanıyordum zaten. O gece çalışıyordu, ben gündüz çalışıyordum. Sonra oradaki dostlar, ya sana bir tane hanım lazım, hanıma da bir tane bey lazım dediler. Öyle evlendik, iyi de evlenmişiz. Abi hani ilk iki evlilik biraz böyle, aslında üç tane iki diyelim çünkü bir tanesi anlaşmalı evlilik. Evet, iki evlilik. Onlar biraz böyle daha bir görücü usulü, mantık evliliği, ama son evlilik sanki biraz böyle daha duygusal. Tabii yani kendini toparlamışsın efendim, işin gücün var, çalışıyorsun, altında araban var efendim, hiç kimseye veyahut da değilsin artık. Muhtaç değilsin yani, hiç kimseye boyun eğmek zorunda değilsin. Devlet içinde çalışıyorsun. Avrupa'da devlet içinde devlet var. Yarı memur benim stadyum. Yarı memur olmak da büyük bir işti yani. Onun için tabii hiç Alman okuluna gitmeden orada yarı memur olmuşsun. Onun için tabii ki o benim için artı oldu. Oradan da işte hanımla evlendik. Şimdi abi en son diyordun 20 tane torun var toplam. Evet. Şimdi benim kendimin 4-5 çocuğum var. İki de hanımım vardı. İki de hanımından bana geçti çocuklar. Onlar da benim tabii. Onları çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Birbirlerini kıskanıyorlar ara sıra ama olsun. O olur abi, hep olur. Çocuklar da, ben hepsini seviyorum. İki de ondan var, 7 tane. 7 tane. 7 tane, düğün yap. Abi bu bence çok etkileyici bir şey. Senin hani bu şekilde düğününü yapan vesaire olmadı ama sen abi bunu yapabildin. Yani bu bence çok büyük bir haz insan için. İşte insanın hani derler ya, ah yüreğime kan damladı. İşte tam kanın damladığı yer veyahut da yüreğime iğne batırdın, kalbime iğne batırdın derler ya. Tam iğnenin battığı yer burası zaten. Çünkü sen hiç anne görmemişsin, baba görmemişsin. Gördük ama 12 yaşına kadar baba gördük. Zaten benim babam astım hastalığıydı. Yani sabanın bir kulbundan o tutuyordu, bir kulbundan ben tutuyordum. Yani o yalnız başına kaldıramıyordu, sabanı ben de kaldıramıyordum, çocuktum. Yani öyle bir hayattan olunca, ha senin de ondan sonra senin de çocukların oluyor. Sen ne yapıyorsun? Hep en iyisini yapacağım diye böyle. Peki abi bir yurt dışı ile ilgili böyle birkaç soru bir arada soracağım. Ondan sonra tekrar buraya gelmek istiyorum. Abi Almanya'daki en mutsuz anın, en mutlu anın ve başına gelen en garip şey. En mutsuz anım, Almanya'da en mutsuz anım Kapıkule'den, Edirne'den Almanya'ya gidene kadar. İlk gidiş anı. İlk gidiş anım. En mutsuz anım o, çünkü hep ağlayarak gittim. Hep yurt özlemi daha gitmeden başladı diyorsun. Yani gitmeden, çünkü biliyordum, bazı broşürler okuyordum. Okumayı biraz seven bir kişiydim. Yani bir gün ben kaçarsam buralardan ne olur diye. Ama ilk şeyim Almanya'nın en kötü şeyim orası. İlk günlerim, öyle diyeyim. İlk 6 ayım. İlk 6. Peki en mutlu olduğun gün abi? En mutlu olduğum gün şu gün. Artık döndüm diyorsun. Tabii ki bunun arasında mesela oğlumu evlendirdim, kızımı evlendirdim, hüzünlü. Yani hüzün, kızımı Sinop'a vermiştim. Yani istiyor diye verdim. Ama tabii ki orada oğlumu evlendirdim. 2500
kişilik bir salonda oturacak yer bulamadım. En mutlu anım da oydu. Peki abi, başına gelen en garip şey, böyle en şaşırdığın, böyle en sana enteresan gelen? En şaşırdığım şey, ilk oturum almak için gittim. Anlaşma yaptığım hanımefendi dedi ki ben gelmiyorum, git ne halin varsa gör dedi. O gece hiç uyumadım, sabaha kadar dua ettim. Sabahleyin polise gittim, sıra bekledim. Salonda çağırıyor, numaram var. Numaram yandı, kapıya vurdum, içeri girdim. Tabii ki Almancamız çok az. İngilizcemiz zaten işte gece lisesinden çıkan adamın İngilizcesi ne kadar olur? Kadın böyle bana bir garip baktı, işte sordu, neler sordun şimdi hatırlamam mümkün değil. Çok heyecan var tabii. Yani dokunsa birisi ağlayacağım yani. Kedi kuyruğunu sürtse bacağıma ağlayacağım. Düşündü, bir pasaportuma bakıyor, bir yüzüme bakıyor, Ondan sonra dedi ki tamam. Aleskra, yani Aleskra demek tamam. Aleskra, zit dedi, otur oraya. Herhalde kadın benim yüzümün ifadesi neydi bilmiyorum. Oturdu, dedi ki tamam ben sana dedi 3 sene oturum veriyorum dedi. Ben... Bir rahatlama orada. Rahatlamak ne demek yani? Rahatlamak çok küçük. Toplu iğnesi kadar. Rahatlamak ne demek? Dünyalar benim oldu. Pasaportuma 3 sene oturma almış. O zaman çocuklarımı getirebileceğim diye ilk... aile bir arada olabilecek. İlk heyecanlı nasıl sordun soruyu. İlk en son... yani en şeyim de heyecanlı sürprizim de oydu ya. Peki abi, tekrar yurda dönüş ne zaman oldu? Kaç sene Almanya'da kaldın, sonra geldin? Hani 40 sene 79'da gittim. 79'da gittim. 2020'de emekli oldum. Ondan önce gelip gittim tabii. 2020'de emekli oldum. Dedik ki gidelim burada yaşayalım. İşten çıktık. Hanım da işten çıktı. Ben de çıktım. Ondan sonra hanım çocuklara kıyamadı. Ona geçici bir iş verdiler yine devlet dairesinden. Bu kimsesizler veyahut da evinde problemi olan insanların problemlerini çözen bir psikolog arkadaşlarımız vardı. 3-4 tane. Onlar ona bir iş verdiler. Bize yardım eder misin dediler. O da bana sordu. Ben dedim nasıl olsa buradayız 3 ay, 4 ay, 5 ay buradayız. Yani kışın buradayız. Git yardım et dedim. Gitti, ondan sonra o işini sevdi. O işverenler de onu sevdi. Tekrar devletten çıktı. Devlete girdi. Tekrar girdi ve hala devam ediyor. Şimdi emekliliğini bekliyor. Şimdi köyünüze döndünüz abi artık. Köyümüze döndük evet. Evinizi yaptınız. Hatta ben onun üst katında oturuyorum hani şu an. Evet, ilk önce prefabriği yaptık biliyorsun. Evet, ilk prefabriği. Sonra yandaki evi. İşte... Sonra yandakini yaptık evet. Abi, peki dönüş ne zaman tam olarak? Var mı böyle bir hayal? Dönüşüm hiç gitmek canım istemiyor. Fakat böyle bir hayal yok. Kim birisi derse ki size, derse ki ya ben temelli gidiyorum derse ve bunun da benim kadar 20 tane torunu, 7 tane evladı varsa dönüş yapamaz yani. Mümkünatı yok. Temelli dönüşümüz bu. Birinci adres burası. Ama artık diyorsun abi, ana evim burası, yani, burası bizim evet. Her sene 3-4 ay gidip kaldığımız bir yer oldu. Gidiyoruz oraya, 4 hafta kalıyorum orada, yetiyor bana, hanımı görüyorum, çocukları görüyorum. Geliyorum buraya, 3 ay burada kalıyorum, 3 ay sonra tekrar dönüyorum. Ayın 19'unda da döneceğim Allah nasip ederse. İnşallah abi. İşte bu vatan, işte bu millet, işte bu toprak, bu orman, bu çayır, bu çimen, bu diken, bu çiçek, bu fındık, bu bağ, bu bahçe, hepsi bizim. Bizim, benim değil, bizim. Ben istedim, Allah verdi. Siz isteyin, muhakkak size de verir. Hem isteyip hem çalışalım. Çalışarak her şeyi... Ama bunun parantez içinde veya açık, çalışmak, vatanına, milletine, insanlığa duygulu... İyi bir birey olmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Yani ben şimdi dahil oldum ama aslında artık kapanış sefasındayız. Yani Dursun abiyle Deniz bir şeyler konuştular ama sohbet neydi, nasıl geçti, neler yaptılar, neler konuştular. Ben de merakla sizinle beraber izleyebileceğim.
Güzel bir sohbetti ama değil mi Dursun abi? Tabii. Olsun, merak iyiydi. Evet. Benim bazen gözlerim doldu, bilmiyorum. Deniz anladı mı? Sesim titremiş olabilir ama. Ya. Şimdi daha çok merak ettim Dursun abi. Evet. Evet. Bu arada misafirlerimiz de var. Şöyle. Mahmut abimiz ve evet eşi Arzu abla burada. YouTube'dan tanışmıştık, az önce onun muhabbetini yapıyorduk. Evet. 3-4 ay dedim Mahmut abi, yine 3-4 ay 6 ay oldu dedi. Siz oraya taşındınız 2 ay sonra taşındınız. Değil mi abi? Aslında yakın. Evet yani. Evet. Vay be. Zaman vay nasıl be geçiyor değil mi? Evet. Aa, bu arada bir iki gün evvel de Nevin Hanım gelmişti kızlarıyla beraber. Çok ilginç değil mi? Evet. Ya şöyle enteresan bir durum. Ben de şaşırdım ha. Nevin abla bizi nereden buluyor biliyor musun? Mücahit'in dükkanının gözüktüğü çok kısa bir video vardı. Eski evi son kalan şeyleri toplamaya gitmiştik. Orada Mücahit'in dükkanını buluyorlar. Yandex'ten şöyle böyle takip ederek yol adresiyle bir şekilde geliyorlar ve araç da yok. Trenle falan geliyorlar. Sonra bizi buldular. Evet, Mücahit diyorlar ki işte hani bizi İstanbul'dan kaçışa götürür müsün? Filiz'e denize götürür müsün? Mücahit de sağ olsun yardımcı oldu, getirdi. Tanıştık, sohbet ettik, muhabbet ettik. Onlar da buraları çok beğenmişler videolarda. İşte buralarda bir yer istiyorlar ama şimdi çok var ya. Çok var yani soran buralarda. Yani yer var, inşallah, bir satılık, inşallah kiralık. Bundan sonra adresimiz Yeniköy yani. Yeniköy mahallesi. Vallahi çok güzel burası. Her türlü imkanımız ya var. Şunu gerçekten bahçemiz söyleyebilirim büyük ki aranılan köy hayatı. Aranla huzur bulundu yani. Kesinlikle aradığımız hayat böyle bir yerdi, böyle bir şeydi. Evet. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ayrıca videoyu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Kıymetli yorumlarınızı okumak bizim için çok keyifli oluyor. Başka bir moral motivasyon oluyor diyebilirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Niye ona ya binilmez ki ama? Bisiklete mi bindin aşkım? Hadi bin bir daha, bin bir daha göster. Salıncak. Swing, evet. Salıncak. Benim kızım kendi kendine YouTube'dan İngilizce öğreniyor. Yeah.